İlke Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum bize bu röportajı yapma fırsatını verdiği için. Şahsım, yönetim kurulum ve esnaf arkadaşlarım adına sizin kurumunuza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi esnaf sanatkarımız şu anda yaklaşık bir yıldır biliyorsunuz dünya genelinde bir ekonomik kriz var. İster istemez biz de bundan payımızı alıyoruz, etkileniyoruz. Esnafımız yaklaşık bir yıldır yani işte evine ekmek götürmekte biraz zorlanıyor, sıkıntı yaşıyor. Bunların tabii sebepleri de var. Bunların sebepleri nelerdir? Biz bunları gerek Adıyaman'ın ileri gelenleri, işte üst bürokratilerle falan da görüşmelerimiz oldu. Nelerdir bunlar? İşte Adıyaman esnafı tek mobilyacı esnafı olarak görmeyelim. Mobilyacı esnafın dışında da kurumlarda hiçbir esnafımız kurumların işlerini alamıyor. Yani biz şöyle bir araştırma yaptık. Dışarıdan gelen, Adıyaman'a giren ürünler eğer Adıyaman esnafından alırsa bu Adıyaman esnafını doyurur ve Adıyaman esnafı kendi çarkını çevirir ve kendi ayakları üzerinde durur. Biz böyle bir araştırma yaptık. İlgili yerlere de ilettik bunları. Tabii bizim esnaf olarak da eksiklerimiz var. Biz de bu eksiklerimizi giderme noktasında çalışmalarımız var. Giderme çabasındayız. İnşallah en kısa sürede de bunları gidereceğiz. Esnaf arkadaşlarımızla grup grup toplantılar yapıyoruz. İnşallah bu toplantıların neticesinde biz de sıkıntılı olan esnaflarımızın sıkıntıları çözmek için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Zaman zaman biliyoruz dışarıdan bize gelen şikayetler de var. Vatandaştan olsun, işte bu kooperatif yapan arkadaşlar olsun. Bazı esnaf arkadaşlarımız maalesef üzülerek bizim Adıyaman esnaf sanatkarına yakışmayacak işlerin içerisine giriyorlar. İnsanların işlerini yarım bırakıyorlar. Zamanında teslim etmiyorlar. Biz bunların da bilincindeyiz. Bunların da çalışmasını yapıyoruz. O esnaf arkadaşlarımıza da 5362 esnaf yasasının verdiği yetkiler neyse biz onların üzerine de durarak bu arkadaşlarımızı cezalandıracağız. Kendilerini düzeltme noktasında bu cezayı da kendilerine tebliğ edeceğiz. Tabii önce görüştükten sonra görüşme talebinde sonucunda bir şey elde edemezsek ondan sonra bu cezayı uygulayacağız. Burak Eğitim Merkezi noktasında da bizim burada belediyeye ait bir iki tane yerimiz var, arsamız var. İnşallah en kısa zamanda da onu Adıyaman Belediye Başkanımızla da görüşerek burayı odamıza tahsis ederlerse biz de orada çırak eğitim merkezi ve uygulama atölyesi kurmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Ki en azından çekirdekten yetişen çırak eleman en azından orada görsün eğitimini, ondan sonra burada işbaşı yapsın, memlekete faydalı olsun diye. Adıyaman'da organize sanayisinde bizim 2-3 tane esnaf arkadaşımız dışarıya ihracat yapıyorlar ama küçük esnaf noktasında dersen herhangi bir ihracat yok. Tabii çevre illere yapılıyor. İşte konut alanında yapan arkadaşlarımız var ama yeterli mi? Değil tabii. Bu konuda biz ve Ticaret Sanayi Odası diğer oda başkanlarıyla birlikte daha etkili çalışmamız lazım ki esnafımızı kalkındıralım. Bakanlığımızda şu ana kadar yani küçük esnaf olarak herhangi bir destek almış değiliz. KOSGEB üzerinden bundan önce küçük esnaf sanatkara faizsiz kredi yani Cansu'yu adı altında 20 ile 30 bin 50 bin arasında bir destek alındı. Başka da bir destek almış değiliz şu an. Şimdi sanayimizin giriş çıkışlarında biraz sıkıntılarımız var. O sıkıntılar da sağ olsun Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'tan zaten dirsek temasındayız. Zaman zaman da görüşmelerimiz oluyor. Kendisi de sağ olsun yakından ilgileniyor. Bizim hemen batı tarafımızda bir dere yatağımız var. O dere yatağının temizlenip işte büz borulardan döşenip ondan sonra temiz ağaçlandırılmasını talep ettik. Belediye Başkanımız da bu konuyla ilgili sağ olsun işte ilgili kurum müdürlerini bize yönlendirdi sağ olsun. Şu an öyle bir program yaptılar. İnşallah en kısa zamanda da bunu tüketecekler. Bizim tek talebimiz sanayimizin çevresinin düzeninin yapılması. Geri kalan da dediğim gibi zaten orada biz çırak eğitim merkezi için belediyeden özellikle talebimiz çırak eğitim merkezi ve uygulama atölyesi kurmak için belediyeden yer isteyeceğiz. Ki burada belediyenin yerleri var. geziyoruz biz çevre illerimizi, Türkiye'nin diğer illerindeki sanayileri geziyoruz. Sanayilerin içerisinde yeşil alan diye bir yer görmedik. Maalesef bu bir tek Adıyaman'da var yeşil alan. Yani sanayilerin içerisinde yeşil alan olmaz. Niye olmaz? Çünkü ne kadar çok siz iş yeri şey yaparsanız sanayilerin o kadar daha iç hacmi yükselir. Şimdi bizim bir başka burada mobilyacılar sitesinde eksik noktamız da şu var. PTT ve belediyeden de veyahut da PTT'den ödeme noktası adı altında bir birim istiyoruz. En kısa zamanda da inşallah bizim de girişimlerimiz arada bir oldu aslında, olmadı değil. O zamanlar tabii burası yetersizdi. Çevrede bu kadar ev, konut, işte hastane falan yoktu. Şimdi burada esnafımıza bir PTT şubesi istiyoruz. Bunları da yetkilerden talep ediyoruz. Biz resmi olarak da inşallah dilekçeyle de başvuracağız buna. Bakalım inşallah. Sağlık ocağı da olursa iyi olur burada. En azından bir sağlık merkezi. Esnaflarımızın, çünkü bizim işlerimiz kesici aletlerle yapılan tehlikeli işler. Olursa iyi olur tabii. Bunu da sağlık il müdürümüzden talep edeceğiz inşallah.